Herkese selamlar dostlar. 24 Mart 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. Galler mücadelesi, İsveç, İtalya, Portekiz, Anadolu Efes maçları. Ağırlıklı olarak yüksek oranlar gittim. 0'dan 1, handikap 0, 2-3 gol, gibi tercihlerle ilerledim. Yüksek oranlarla ilerleyeceğiz. Şimdiden söyleyeyim ve videonun başında şunu belirteyim. Sizlerden ricam yüksek misli oynamamanızdır. ideal takipli kuponlar oluşturmanızdır. Hemen Aston Villa Arsenal mücadelesinin maç skorunu kazanan, kazananlarıyla başlayalım. iki arkadaşımız kazandı bahsettiğim gibi. Bilenler vardı da 4-5 kişi bilmiş fakat 2 kişi alıyoruz bildiğiniz üzere. Mirza Mirzacan Sağlam'la Doğukan Meral isimli arkadaşımız kazandı. Instagram Kanga.tips adresinden İletişim kurallarsa katta Telegram gruplarının linklerini arkadaşa iletmek isterim. Tebrik ederim arkadaşlarımı. Ve bir de maç skoru yarışması yapalım dedim. Zaten bülten daha bildiğiniz üzere. Portekiz Türkiye mücadelesi var. Ne diyorsunuz? Bizimkiler alır mı bu maçı? Ben sanmıyorum. Zaten biraz sonra anlatacağım tahminlerde de göreceksiniz. Sizlerden maç skoru tahminlerinizi bekliyorum. Yine bilen iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza dahil edelim. Gelecekli arkadaşlarımızı şimdiden tebrik edelim. Bol şanslar dileyelim yazacağınız yorumlar ve videoya da like atarsanız sevinirim diyerekten geçeyim. Ve bir gün mücadele vardı bildiğiniz üzere sizlere anlattım. Anadolu Efes'in maçı vardı, Barcelona'nın maçı vardı. Anlattım zaten sizlere. Anadolu Efes'e ben de dedim sizlere? Real Madrid çok fark atamaz dedim yani. Real Madrid çok fark yemez dedim. 3 farkla bitti. Galip geldi. İdeal tercihimiz. Barcelona ilk periyot. ilk kere hepsi geldi. Ben bir de üst aldım. Ben katıl grubunda dediğim gibi videoda da bahsettim sizlere. Burada bir kombinlerisi yapmayacağım çünkü maç saatine kadar kadrolar belli olmuyor. Eksikler, gedikler falan vesaire derken. Ben önerdim Maunese maçına ilk kere bir mücadelesi. Barcelona'da da 150.5-2.04 olandan günün tek kombinesiydi. Kazandı. Değerlendiren tüm arkadaşlarımızı, katıl grubu, takipçilerimizi, temsilcilerimizi, destekçilerimizi tebrik edelim diyerekten de geçeyim isterseniz. 5 adet mücadelemiz var. Sizlerden ricam bu dar bültende artı 300'ün üzerinde like atarsanız sevinirim değerlendirecek herkese bol şanslar. Galler maçıyla başlayalım. Galler Avusturya mücadelesi. Valla maça bakınca sanki bir alt mücadelesi gibi zaten gözüküyor. Şöyle bir birlik bir maçmış gibi geliyor. Bana çok fazla gol olacağını vaat etmeyen bir maç. Çünkü bu maçlar tek ayaklı maçlar baylar. Tek ayaklı maçlar olduğu için Galler zaten takım savunmasını iyi yapan bir takım. Ee, Avusturya takımı da aynı şekilde. Onlar da bu maçta Galler'e göre hücum yönü daha güçlü veya daha fazla ofans oynayan takım Galler'e göre Avusturya takımı fakat dediğim gibi tek ayaklı maç olduğu için iki takım da risk almak istemeyecektir. Fakat ilk yerde gelecek bir gol bu mücadelenin 2-3 gol bandına taşıyabilir diye düşünüyorum. Veya ilk gol erken gelirse şöyle dakika 60'a kadar bir tane gol gelirse baylar ikinci gol için riskler alınacaktır. Diğer takım risk alınacaktır. O yüzden mücadelenin ben 2-3 gol bandına sıkışmasını bekliyorum. Onun oranını şöyle göstereyim sizlere. 1.79 gibi oranı var baylar. Çok güzel bir oran bence. İdealden yani bu maça ideal tercih yapılmaz. Çünkü 3 golde de kalabilir, tek golde de kalabilir. O yüzden en güzel tercih dediğim gibi sizlere. İki takımda risk almaz. 60'a kadar bir gol gelirse ikinci golde çıkabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden 2-3 gol tercihini 1.79'dan sizlere öneriyorum. Peki yüksek orandan ne yapabilirim diye baktığımız zaman da yüksek orandan da şöyle bir önerim olacak sizlere. 1.94 bakın oranı. Şöyle en çok golün ben ikinci yere gelmesini bekliyorum. En üstte şuradan gördüğünüz üzere. Maç güzel olacaktır. Güzel bir mücadele bizleri bekliyor. Ama dediğim gibi ilk yarı biraz daha takımlar birbirleriyle savunmayla başlayacağından dolayı savunmaya önem verecekler için ben gollerin de ikinci yarı gelmesini bekliyorum. Böyle de bir 1.94'lük oranla önerim var. Değerlendirecekler bol şanslar. İsveç'le Çekle mücadelesi. Allah zor bir maç. Öncelikle onu söyleyeyim. Çekler burada ağırlıklı olarak savunma yapacaktır. İsveç'te bitirici anlamda sıkıntı yaşıyor. İsveç'te İbrahimovic de olmayacak bu maçta arkadaşlar belirteyim. Kart cezalısı olarak gösteriyor. Emil Kraft da aynı şekilde kart cezalısı olarak gösteriyor. Forsberg olacak, Olson olacak, Ekdal, Kulusevski olacak bu sefer sağ açıkta muhtemelen. Çünkü Tottenham'da güzel bir performans sergiledi. İsak olacak. Isak'ın zaten bitirici final paslarında ne kadar kötü olduğunu futbol severler zaten biliyordu arkadaşlar. Ya bu İsak şimdi ben böyle anlatıyorum diye de gider 3 tane gol atar, hat-trick yapar bitirici anlamda sıkıntı yaşıyor ki zaten İsveç takımı öyle bir sıkıntısı var. Çekya takımı da burada zaten. Ağırlıklı olarak savunma olacağından, oynayacağından dolayı ben mücadele çok gol beklemiyorum. 2.5 alt sizlere önereceğim. İdeal tercihti 1.46. Kolay kolay alt vermem. Kolay kolay benim ağzımdan alt duyamazsın ama mücadelenin alt bitmesini bekliyorum. Şimdi alt verdik ya bu mücadele 2.5 alt. Peki yüksek orandan ne yapabiliriz? Baylar ben bu mücadeleyi 1-0 skor veriyorum. 1-0 İsveç'in kazanmasını bekliyorum. 1-0'lık skorla ve 1-0 skora göre de şöyle de bir şey yapabilirim diye düşündüm. 0'dan 1. İlk yarı 0-0 biter. İkinci yarı İsveç bir tane gol atar. Maç öyle biter diye düşünüyorum. 0'dan 1. 1-0 skor. Bunlar benim yüksek oranlı önerilerim. Maçın ideali de zaten 2.5 alt. 1.46'dan önerimdir. Değerlendireceklere bol şanslar. İtalya Makedonya mücadelesi. Kuzey Makedonya mücadelesi. Şimdi deplasmanda önemli eksik var. Kim o önemli eksik? Elif Elmas bu maçta oynamayacak arkadaşlar. Kart cezalısı. Ev sahibinde İtalya'da Dile Lorenzo oynamayacak. Bonicci oynamayacak. Onun dışında Chiesa abi var bildiğiniz üzere Federico Chiesa'nın. Onun dışında Insigne, Immobile, Berardi, arkalarında Veratti, o dost rolünde Jorginho, Barella. Bu isimler olacaktır İtalya'da ben burada çok bir şans olduğunu düşünmüyorum. Burada atlayan taraf İtalya olacaktır muhtemelen. Ki kazanır da nasıl kazanır? Benim için önemli olan o. Şimdi Kuzey Makedonya burada gidip de zaten İtalya'ya hücum yapamaz yaparsa 5 yer. Ben senaryomda Kuzey Makedonya bu maçı böyle beraberliğe götürmesini yani en azından gol yemeyelim. Golü bir şekilde atarız mantığıyla oynamasını bekliyorum. Fakat İtalya oyunu tabii ki domine edecektir. Atacak mıdır? Bence atacaktır. İlk yarıdan da bir tane atabilir. Fakat ben klasik bir İtalya, klasik bir Mancini İtalya'sı göreceğimden dolayı 3.5 altında 1 aldım bu mücadeleye tek tercih 1.59 gibi oranı var. İtalya dediğim gibi kazanır fakat bu mücadele bence 3.5 altında kalır diye düşünüyorum. Değerlendirecek arkadaşlarıma bu yönde öneri yaparım. Bol şanslar. Portekiz Türkiye. Bakın. Şimdi bazıları diyor ben kendi katıl Telegram grubundaki sohbetteki arkadaşlarla biraz konuşuyorum. Şimdi diyor Cancelo bu maçta yok diyor. Pepe bu maçta yok diyor. Ruben Dias bu maçta yok diyor. Neves bu maçta yok diyor. Biz diyor bu maçı alırız diyor. Şimdi Euro, 2, Euro 2020'de de böyleydik. Güzel bir şeyle gittik. Hevesle gittik. Ulan Galler 5 atıyor. İtalya 5 atıyor. Gelen giden 5 atıyor bize. Ben bu Türkiye milli takımının bizim bu oyuncular şimdi hepsi böyle farklı takımlardan oynuyor ya. Türk mantığı bakın. Arkan Çalhanoğlu bilmem ne Kerem böyle Yılmaz, Burak Yılmaz değil ben Avrupa adamıyım. kaprisli oluyor. Bunlar top mom. ben umutsuzum. Kendi adıma söylüyorum milli takımdan ben umutsuzum. Tek umudum teknik direktör Kunz'un yine bir şeyleri denemesi yani ondan biraz umutluyum. Ama ev sahibinin kadrosunu sayayım size ideal 11 kim çıkacaktır? İleride Felix Ronaldo olacak muhtemelen. Solda Jota sağda Silva olacak e, ile Vitinha orta sahada olacak. Onun dışında Fonte açıklama yapmış. Hatta Burak Yılmaz da üzgünüm rakibim olacak falan falan. Dalot olacak. Guerreiro sol bekte olacak. Patricio veya Jose Sa kaleye geçecek. Yani bunlar Portekiz'in zaten yıldız takım bu Portekiz takımı. Alır mıyız? Valla zorlarız da alamayız. Benim skor beklentim 2-1'lik bir Portekiz galibiyeti. O yüzden en idealden ben burada 4.5 altında aldım. 1 aldım. 1.44 gibi oranı var. Maçın idealini bunu aldım. Portekiz kazanır fakat biz de direniriz diye düşünüyorum ben. Uğurcan da kalede sağlandırabilirse direnme şansımız var. 4.5 altında bir benim ideal tercihimdir. Onun dışında ben Portekiz burada kazanır diyorum ama tek farklı bir Portekiz galibiyeti bekliyorum. Handikap 0'ın oranı 3-15. Portekiz bu maçı skor beklentimde tam senaryom 2-1 olduğundan dolayı tek farklı bir Portekiz galibiyeti gelebilir. Onun dışında skor beklentimi de direkt doğrudan söyleyeyim. 7-20'lik orandan 2-1'lik de bir skor beklentim var. Bu maçın skorunu sizlere sordum zaten. Bu maçın skorunu yorumlara yazarsanız sevinirim şimdiden. Bol şanslar. Bilen iki kişiyi katıl gruplarımıza dahil edeceğiz. Anadolu Efes'le Milano mücadelesi zor bir maç. Çünkü Milano kanser bir takım. Son maçında mesela 58 sayı attı. Onun dışında savunması hardcore bir savunma. Fakat Anadolu Efes'in olayı zaten dış atışlar dış, dış atışlardan böyle hızlı paslarla birlikte Larkin, Misic, Boba, Moerman özellikle son maçta inanılmaz oynadı. Real Madrid 93-90 yendik bu maçta. Moerman mesela çok iyi oynadı. Üçlük de korkmadan deniyor. Tibor Plyce keza dördüncü üçlükçü olarak sayabilirim ben burada. Biz zaten olayımız dış atışlar. Fakat Milano da burada sağlam duracaktır. Ben Real Madrid maçında olduğu gibi yine çekişmeli geçmesini bekliyorum. Anadolu Fes kendi sahasında zaten. Son maçta zaten Euro Ligi'nin rekoru kırıldı tekrar 15.000 taraftar. Ben burada Anadolu, Milano'nun Anadolu Efes kazansa bile ben yine 9 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum Milano'nun. 9.5 handikaptan Milano takımına yönlenebilirsiniz. Oran yükselsin diyenler varsa 7.5 da yapabilir. Ben Efes'in burada 9 sayı farkla almasını beklemiyorum. Çekişmeli bir maç olur diye düşünüyorum. Ama kazanan olursa Efes takım olur. Yüksek orandan da şunu önereyim sizlere. Masunu bir 1, 157.5 alt. Yine altı oynayacağım Milano'dan dolayı. Bu da benim yüksek oranlım 2.25 gibi orandan sizlere. Anadolu Efes bu maçı kazansa bile ben mücadelenin alt bitmesini 157 buçuktan alt bitmesini bekliyorum. 2.25'ten de sizlere bunu öneriyorum. 5 tane mücadele bu şekilde. Videonun sonunda herhangi bir kombin önerisi yapmadım. Çünkü zaten tek bir kombin önerisi yapıyorum. Onu da katıl telegram grubuna yapmayı düşünüyorum. Henüz daha oluşturmadım. Maçlar bu şekilde. Değerlendirecek arkadaşlarımıza bol şanslar dilerim. Videoya like atıp Türkiye Portekiz maçının skorunu da yazarsanız sevinirim. Katıl Telegram gruplarımızı bekleriz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.